Levent Hocam çok teşekkür ederim. Erem Hocama da yardımcı olduğu için bu konuşmanın organizasyonunda ve davet için çok çok teşekkür ederim. Sizlere de katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu bizim çalıştığımız yer, ben Koç Üniversitesi'nde göreve başladım. Bundan 1,5 sene önce. Koç Üniversitesi, bilmiyorum gezip göreniniz var mı? En az 2 kampüsü var. Bir tanesi Rumeli Feneri'nde, Sarıyer'de. O üniversite kampüsü. Bir de hastane olarak Koç Üniversitesi Hastanesi var. Tıp eğitiminin klinik aşamalarının devam ettiği. Ayrıca Amerikan Hastanesi de afiliye hastane olarak yer alıyor. Orada da bazı hocalar görev yapıyorlar. Biz hastane tarafındayız. Yani bu gördüğümüz hastanenin bir kulesi, şimdi bir araştırma merkezi haline gelmiş durumda. Bunun 5-6 katı farklı araştırma merkezlerine ev sahipliği yapıyor. Bizim laboratuvarlarımız da burada. Ben Levent Hoca da bahsetti, bir tıp kökenli araştırmacı olarak hep böyle iki arada bir derede kalıyorum. Ama klasik bir master ve doktora sonrasında bu işlere girdim. Biz hep kendimizi böyle temel bilim ile uygulama arasında bir köprü olarak görmeye çalışıyoruz ve şu anda bulunduğumuz yer de zaten adı da bunu ifade ediyor. Translasyonel Araştırma Merkezi Kuttam'da yer alıyor bizim laboratuvarlarımız. O açıdan çalışmalarımızı orijinal buluşlardan yola çıkmasını tabii ki çok istiyoruz ve onunla ilgili çok büyük çabalarımız var. Çok zaman ve emek alıyor tabii bu işler. Öte yandan bunların bir şekilde de en azından inovatif bir şekilde uygulamaya geçebilecek halde veya uygulama olasılıklarının da değerlendirilmesi, keşfedilmesi adına da bazı çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan bahsedeceğim. Konuşmam bugün otofaji ve kanseri içeriyor. Otofaji konusunda biz derken hep ben, asistanlarım ve ben anlamında biz diyorum, yanlış anlamayın. Biz yani 15 senedir şimdi Türkiye'de kendi bağımsız laboratuvarımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz hep beraber asistanlarımla. Otofaji konusunda Türkiye'deki benim bildiğim yoğunlaşmış olan tek laboratuvarız. Otofaji konusu neden önemli? Onunla ilgili bazı giriş slaytlarından sonra size çalışmalarımızdan bahsedeceğim ve son dönemde özellikle yoğunlaştığımız otofaji kanser bağlantısı konusunda da bazı bilgiler vereceğim. Bu kısa CV'ydi, ben hazırlıklı geldim. Şimdi hücrelerin içinde iki tane temel geri çevirim, geri dönüşüm mekanizması var. Bunlardan bir tanesi ubiquitin proteazom sistemi dediğimiz mekanizma. Ben bunu hep böyle işte bu çöp öğütme makinesi gibi gösteriyorum. Sizlerin de bildiği gibi böyle bir tüp gibi bir şey var. İçinde bıçaklar var bu çöp öğütme makinesinin, biliyorsunuz. Bu ubiquitin proteazom sistemi de aynı şekilde. Bir tüp gibi bir protein yapı var. Ve proteinler, özellikle ubiquitin adı verilen küçük protein zincirleriyle işaretlenmiş proteinler. Bunun içine katlanmaları da çözülerekten giriyorlar. Ve içeride bulunan enzimler, yani bıçaklar tarafından parçalandıktan sonra yapı taşlarına ayrılıyorlar. Mesela proteinler amino asitlere ayrılıyor burada. Otofaji ise daha böyle kaba bir mekanizma gibi görünüyor aslında. Böyle keseciklerle, torbalarla toplanıp hücre içindeki bazı malzemelerin, maddelerin, organellerin, ondan sonra bunların bizim otofagozom ya da otofajik vezikül dediğimiz kesecikler içine toplanarak bunların, hücrelerin midesi gibi düşünebileceğimiz lizozomlarda, asidik ortam, ondan sonra içinde yine litik enzimler var, orada parçalanması, yani lizozom bağlı bir yıkım mekanizması aslında. İkisi birbirini tamamlıyor. Neden? Çünkü ubiquitin proteazom sistemi daha çok kısa ömürlü proteinlerin yıkımından sorumlu ve çözünür proteinlerin, yani çökelmiş proteinleri çok temizleyemiyor bu ve tıkanıyor aslında. Diğer taraftan otofaji daha böyle çökeltileri, daha büyük yapıları da hazmetme özelliğine sahip. Şimdi bu pekmen şeyini seviyorum ben. Burada gördüğünüz bu noktalar bu pekmene benziyor gibi. O nedenle aslında şunu şuraya alayım, görüntüyü. Siz görüyor musunuz bilmiyorum. Şu sağ taraftaki mesela şu noktalar, bunlar hücrelerin içinde işaretlenmiş otofajik veziküller. Bunlar pekmen gibi gelip işte uzun ömürlü proteinleri yiyorlar. Mitokondrilerin temel temizlenme mekanizması, bu çok önemli ve
protein agregatlarının, ki bunların içinde mesela bazı dejeneratif hastalıklarda veya kalıtsal hastalıklarda da görülen mutant proteinlerin oluşturdukları agregatlar da var. Bunların hepsini yakalayıp lizozomlara verip geri çevirimini sağlayan bir mekanizma. Yolaklardan çok kısa bahsedeceğim, çok vaktinizi almadan. Ana birkaç yolak var. Bu mTORC1 dediğimiz mTOR serin trinyonin kinazı içeren bir ana merkez var. Bu amino asit hücreler içindeki amino asit miktarını hissederekten otofajiyi baskılıyor. Eğer amino asit varsa TORC aktif oluyor ve şeyi baskılıyor, otofajiyi baskılıyor. Bu TORC1 özellikle, bu TORC kompleksleri 1 ve 2 diye ayrılıyor. 2 biraz daha dolaylı etkiliyor ama TORC1 kompleksi özellikle otofajiyi doğrudan otofaji proteinlerini fosforilleyerek baskılıyor. Bu TORC kompleksi amino asit olmadığı zaman kendisi baskılanıyor. O zaman otofaji aktive olabilecek hale geliyor. AMPK de öte taraftan adı üzerinde AMP miktarlarını, enerji metabolizmasını hisseden bir protein ve bazı parçaları var, kompleks aslında bu da. Bu protein kompleksi aynı zamanda işte ATP, AMP oranlarını hücre içinde hissederekten otofajiyi aktive edebiliyor. Yani enerji ve şey mekanizmaları, amino asit havuz mekanizmaları, onların miktarları otofajiyi kontrol eden önemli şeylerden. Ama öte yandan işte toksinler, çeşitli ilaçlar, farklı stres kaynakları da otofajiyi aktive edebiliyor. Burada bir ULK1 kompleksi denilen bir kompleks var. Çok kısa bunları üzerinden geçeyim ben. Beklin içeren bir VPS34, bu da lipid kinaz kompleksi var. Beklin bunun regülatörü gibi. Yağlı, biliyorsunuz bazı zarların üzerinde bulunan fosfoinositolları bu VPS34 fosforileyerek fosfoinositol 3 fosfatlara çeviriyor. Bu bölgeler aslında otofajiyle alakalı çeşitli proteinlerin buraya gelmesini ve yapışmasını sağlıyor. Bunlar yağa bağlanan proteinler aracılığıyla bağlanıyorlar buraya. Ve bu omegazom dediğimiz yapıları oluşturuyorlar. Bu omegazomlar veya bunlara beşik diyen de var. Japon arkadaşlar beşik diyor. İngilizler omegazom diyor. Şurada uzanan bir yapı görüyorsunuz. Bu otofagozomlar bunlardan uzuyor. Yani yeniden sentezleniyor gibi. Yani hücre içinde normalde genelde gördüğümüz bu tomurcuklanma yöntemiyle zarlardan ayrılan küçük kesecikler gibi değil. Sentez yoluyla uzayarak oluşan zarlar olduğunu düşünüyoruz. Bu uzama olayında da ATG5-12-16'yı içeren, şurada gördüğünüz kompleks, bir kompleks sanki bu ubiquitin proteazom sistemindeki E3 ligaz gibi bir görev görüyor. Burada da hedef aslında MAP1-LC3 denilen ya da LC3 denilen, kısaca LC3 proteininin bir yağ molekülüne kovalent olarak konjugasyonu. Bu LC3 proteini zar içinde ve dışında bulunuyor. Ve zarın uzamasına bu yağları bir araya getirerek katkıda bulunduğu düşünülüyor. Ve zarın kapanmasında da etkili olduğu düşünülüyor. Bu omegazomlar bir kalıp görevi görüyor aslında. Zar uzadıkça bunların birleşmesini sağlıyor. Bir de seçici veya seçici olmayan otofaji konusu var. Yani bu otofagozomlar oluşurken önlerine gelen her şeyi kopararaktan yiyebilirler veya sitoplazm parçalarını koparabilirler diye düşünülüyordu. Ama yani son herhalde 6-7 senedir yapılan çalışmalar otofaji reseptörü diyebileceğimiz bazı proteinler olduğunu gösterdi. Bunların görevi de LC3 proteini ya da LC3 proteini ile kargo, yani hedeflenecek molekülün arasında köprü kurmaları. Böylece bu kargo moleküllerinin otofagozomlar içinde daha konsantre bir şekilde bulunmalarını sağlıyor ve onların seçici bir şekilde yıkılmalarını sağlıyor. Bu tabii mesela mitokondriler için de geçerli ve bazı başka organeller ve yapılar için de geçerli. O açıdan şu anda 10 civarında tanımlanmış otofaji reseptörü mevcut. Bu veziküller çift zar yapılı, yani double bilayer diyeceğimiz bir yapıda, çok özellikli. Bazen böyle elektron mikroskopi altında soğan benzeri böyle katmanlı yapılar da görebiliyoruz. Yani en az iki tane zarı var çoğunlukla ama daha fazla da olabiliyor. Dış zar lizozom zarıyla birleşip içindeki kargoyu lizozomlara veriyor ve lizozomlarda parçalanma sonrasında buradaki yapı taşları, mesela
elin yağlar yağ asitlerine çevrilip proteinler amino asitleri hücrelere yeniden kazandırılıyorlar. Bu da hücrelerin stres yanıtlarını artırıyor. Aşırı otofaji de zararlı bir şey. Hücrelere zarar veren bir şey. Baştan kontrol altında tutulması gerekiyor. Bu nedenle otofaji mekanizmalarında görecek herhangi bir anormallik, yani ya çok az otofaji ya da çok fazla otofaji hastalıklara yol açabiliyor veya hastalıklardaki patolojilerin gelişmesine katkıda bulunabiliyor. Bunlar arasında çok çeşitli hastalıklar sayılabilir. Yani şu örnek vermek gerekirse nörodejenerasyonda Alzheimer, Parkinson, Huntington özellikle bu gibi hastalıklarda çok çalışmalar var. Buradaki anormal proteinlerin temizlenmesinde rol oynadığına, temizleyemezse hastalığın kötüleşmesine neden olduğuna, yani bazen mekanizma tıkanıyor, bozuluyor, lizozomlarda birçok anormallikler görülüyor falan. Diğer taraftan birçok işte enfeksiyon gibi kalp, karaciğer hastalıkları, miyopatiler gibi birçok hastalıkta rol oynuyor. Yaşlanma konusunu biz artık bir hastalık olarak görüyoruz biliyorsunuz. Bununla ilgili çok acayip çalışmalar var. Buna hiç girmeyeceğim ama otofaji burada çok merkeze oturmuş durumda. Hani bu çok popüler işte saatli yemek yeme falan gibi, intermittent fasting gibi konularda otofajinin çok çok önemli olduğuna dair veriler var. İşte temizleme mekanizması olduğu için, hücreleri gençleştirme, koruma mekanizması olduğu için, ama çok ayrı bir tartışma, ona girmeyeceğim bugün. Kanserde de birçok anormallik var. Onları da görüyoruz ve biz bu konuya, kanser konusunda daha yoğunlaşmaya karar verdik. Benim daha önceki çalışmalarım da kanserle alakalı olduğu için çoğunlukla. Ve bu kadar önemli bir konu. 2016 yılında hocamız ve arkadaşımız Yoshinori Ohsumi'nin bir de ilginç bir şey, tek başına Nobel ödülü almasına neden oldu. Gerçekten de Yoshinori Ohsumi özellikle Maya'da otofaji mekanizmalarını çözen, otofaji ilk genlerini bulan kişilerden bir tanesi. Ama alanın tabii lideri ve birçok öğrencisiyle beraber de memeli otofajisini, insan otofajisini de çözen kişi. O açıdan önemi burada da takdir edildi, o anlamda gösteriyorum. Otofajinin kanser bağlantısı da ilginç. Normal hücrelerdeki otofajinin kanser oluşumunu engellediğine dair veriler var. Fare deneylerinde özellikle. Fakat kanser oluştuktan sonra kanserin otofajiye bir şekilde bağımlı olduğuna ya da onu kullandığına dair çok veri var. Ve kanserin her aşamasında, yani oluşum, tümör büyümesi, damarlanma, ondan sonra kanser migrasyonu yani göçü, onunla ilgili de bizim çalışmalarımız devam ediyor. Yayılım, metastaz, ondan sonra ilaç direnci ve hatta tümör benim uyku hali diye çevirdiğim ya da pusu, ben pusuyu daha çok seviyorum aslında ama o yerleşmedi herhalde, uyku hali diye çevireceğim dormancy, kanser dormancy. Onunla ilgili de bazı son 4-5 senedir yoğun çalışmalar yapıyoruz. Biraz bahsedebileceğim. Şimdi kanseri düşünürsek, şimdi kanserden ölenlerin temel birçok nedeni var tabii ki, ama bunlardan ana nedenler arasında sayabileceğimiz bir geç tanı var. Yani şurada bakarsanız erken tanı olduğunda birinci aşamada yakalanan bir kanserde, yani burada 10 kişiden 9,5'u denmiş. Ne demekse 9,5? Yani 9,5'u tedavi edilebiliyor. 5 yıl en azından hayatta kalabiliyor deniliyor. Fakat geç tanı konursa, İşte bir kişiden daha az, 10 kişide bir kişiden daha az bir başarı oranı var. Yani o açıdan erken tanı şeylerine ihtiyaç var, markerlarına. Bizim de bununla ilgili bazı çalışmalarımız var. Bugün çok bahsedemeyeceğim ondan ama belki bir şey olacak, bir iki slide'da belki lafı geçebilir. Kanser ilaçlarına dirençle ilgili önemli sorunlar var. Tabii burada multiple drug resistance dediğimiz çok fazla ilaca direnç sağlayan bazı pompa mekanizmaları var biliyorsunuz, ilaç pompa mekanizmaları. Fakat onun dışında da bazı direnç mekanizmaları olduğu düşünülüyor ve otofaji de bunlardan bir tanesi. Hatta bununla ilgili birçok klinik araştırma da var. Öte yandan metastaz, yayılım ve nüks diyebileceğimiz relapse, nüks çok önemli bir sorun. Yani biz kanseri tedavi edemiyor değiliz aslında ama kanser tekrar geri geliyor dediğimiz bir nüks olayı var. Bu nasıl geliyor, nereden geliyor? Bununla ilgili sorular da tabii çok ilginç sorular. Biz bunlara da yoğunlaşmaya çalışıyoruz. Burada mesela PET scan'da görüyorsunuz akciğer kanseri. Akciğere yayılmış kanser, ardından temizlenmiş fakat tekrar geri gelmiş. Burada da işte bu dormancy dediğim uyku hali mekanizmaları çok önemli. Bununla ilgili de
çalışmalarımız var. Bunların hepsinde otofajin rol oynadığını düşünüyoruz. Ben hocanın da bahsettiği uzun çalışmalardan sonra yurt dışında 2006 yılında Türkiye'ye dönme kararı aldım ve Sabancı Üniversitesi'nde başladık ilk aşamada. Orada yaptığımız ilk şeyler, çalışmalar oradaki sınırlı imkanlarla maya ikili hibrit taramalarıydı. Oradan aslında birçok protein bulduk. Otofaji yolaklarında önemli olabilecek. ATG5'i o zaman bir yem olarak kullandık. Bir maya ikili hibritte yem var, hedef var biliyorsunuz. Yani yakaladığımız proteinleri, bununla ilişkiye giren proteinleri yakalamak istiyoruz. Fakat sonrasında çok çeşitli fonksiyonel taramalar da gerçekleştirdik. Ve işbirlikleri sayesinde çok geniş mass spec analizleri yaptık. Scilac mass spec de dahil olmak üzere bunun üzerine, içinde. Yani o da dinamik mass spec proteomik analizler oluyor. Yine RNA-seq çalışmaları, geniş omik analizlerle yapılmış çok geniş çalışmalarımız oldu. Anti-core dizinleriyle, array'leriyle yapılmış çalışmalar da oldu. Bunların bir kısmı yayınlandı. Bir kısmı da şu anda hala yayın aşamasında veya çalışmalar devam ediyor. Yani burada hedef yeni otofaji proteinleri, yeni mekanizmalar bulmaktı ve bununla ilgili çok çeşitli yollara girdik. Ve de kanser ve metastazdaki rolüyle ilgili de birçok taramalar da yaptık. Ama belki sizin şimdi biraz daha ilginizi çekecek ilaç ve tedavi ile ilgili konular. Bugün biraz onlara yaklaşmaya çalışacağım. Yani klasik bir küçük molekül ilaç, yani sizler uzmanısınız. Genelde bir hani enzime veya bir reseptöre bağlanan, ondan sonra bunun yapısını etkileyen, çoğunlukla bu enzimatik aktivitesi olan moleküller olduğu için bunların şeyini, enzimatik aktivitesini inhibe eden ilaçlar oluyor. Fakat son dönemde özellikle hani bu koronavirüs pandemisinde de gündeme geldiği şekilde genetik ilaçlar acaba bunlar çok daha hızlı mı elde edilebilir? Aşıyla başladı tabii şimdi ama ilaç olarak da bunlar kullanılabilir mi? Veya işte immün sistemi şimdi mesela tümör aşıları falan onlara girmeye başladılar. Türkiye'de şimdi büyük bir ilgi var. Böyle bir şey varmış diye bazı merkezlerde ben duyuyorum. İlaç firmalarında bile bir ilgi var. İlginçtir. Ki onların refleksleri benim deneyimime göre biraz daha yavaş oluyor. Sizler de takdir edersiniz. Yani gerçekten burada bir hareketlenme var. Bu da işte bu pandemi nedeniyle oldu sanırım. Şimdi tabii gen ifadesinde sizlerin de bildiğiniz gibi bu central dogma dediğimiz haberci RNA, genlerden haberci RNA üretilmesi, bu haberci RNA ya da mRNA'ların proteine çevrilmesi çoğunlukla ve bu proteinler de işte işlevsel birimler olarak görev yapıyorlar. Bunun çok çeşitli aşaması, biz şimdiye kadar çoğunlukla kullandığımız ilaçlar bu proteinlerin aktivitelerini etkileyen ilaçlar. Yani protein üzerine yoğunlaşıyoruz biz. Ama yani bu mRNA'lar da şimdi aşıyla gündeme gelen mRNA'lar ve bunların değişiklikleri, yani özellikle bazı genetik hastalıklarda da kırpılmasıyla alakalı, yani splicing ile alakalı değişikliklerle de onlara da yoğunlaşan ilaçlar var. Yani gen kökenli ya da yapısı nükleik asit olan ilaçlar veya modifiye nükleik asitler olan ilaçlar da gündeme gelmeye başladı. Ve çok çeşitli yöntemler var bu gen manipülasyonu ile ilgili. Ve kliniğe de girmeye başladı aslında. Yani bununla ilgili bir iki örnek de vereceğim. Yani bu konu bizim başından beri ilgimizi çekiyor. Biz çünkü o yaptığımız taramalardan bir kısmı küçük RNA'ların, mikro RNA adı verilen küçük RNA'ların otofajideki rolleriyle ilgiliydi. Ama küçük RNA derken başka küçük RNA'lar da var tabii ki. Bunların genel etkileri mRNA üzerine etki yapıyor. Bunlardan biraz daha ayrıntılı bahsedeceğim. Ama öte yandan mesela antikor ilaçlar söz konusu. Hani biyoteknolojik ilaçlar adı altında geçen. Aptamerler o kadar kliniğe şu an girmiş değil ama onlar da potansiyelinin yüksek olduğu düşünülüyor. Bu hedefli protein yakımı diye bir yeni bir şey var. Bu geleceğin ilacı. Son 5 senedir inanılmaz bir atılım gerçekleşti bu konuda. Biz de bununla ilgili bir COST projesinin içindeyiz şu anda. Ondan da biraz bahsedeceğim.
Ama öncelikle mesela cDNA yani komplementeri DNA transferi yani gen kodlayan transfer, gen transferi ve CRISPR-Cas9 adı verilen bu gen düzenleme ya da gene editing denilen yöntemden çok kısa bahsedip devam edeceğim. Çünkü bu konular gene editing biliyorsunuz yakın zamanda Nobel ödülü konusu oldu. Çünkü ex vivo da olsa insanlarda kullanılmaya başlandı tedavi amacıyla. Yine cDNA transfer ya da gen, genel olarak gen tedavisi dediğimiz şey. Bununla ilgili de gelişmeler var. Şimdi bu cDNA transfer ve gene editing'den bir kısa bahsetmek istiyorum. Biz de zaman içinde böyle çok çeşitli nano parçacıklarla özellikle Koç Üniversitesi'nde kimyada görev yapan Havafunda Yağcı Acar arkadaşımla beraber çok çeşitli yapılar geliştirdik. Onlara katkıda bulunduk. Burada mesela işte bu gümüş sülfat yapıların, bunlar kuantum dotları aynı zamanda, floresan şeyleri de var biliyorsunuz, özellikleri de var. Hem görüntüleme hem gen transferi, bunların çeşitli kaplamalarıyla bununla ilgili bazı çalışmalarımız yayınlandı. Burada listelerde de görüyorsunuz. Gene editing, bu CRISPR-Cas9 şu anda şeyde çok yoğun olarak kullanılıyor preklinik çalışmalarda. Çünkü yani ben doktoram sırasında bu antisense oligolar kullanılmaya başlanmıştı. Çok zor olduğunu, yani daha öncesinde tabii ki bu knockout yöntemleri var ki onların çok verimsiz olduğunu biliyorsunuz. Klasik knockout, bu homologous rekombinasyon yöntemleriyle kullanılan. Bu CRISPR-Cas9 bizim hayatımızı değiştirdi. Gerçekten bizim elimizde mesela başarı oranı %25. Yani yaptığınız 4 deneyden bir tanesi gerçekten çalışıyor. Şeyin deneyimi, bu homologous recombination dediğim rekombinasyon, homolog rekombinasyon yöntemiyle yapılan knockoutların mesela verimi en iyi koşulda 0.05'di. Ama 2000, 3000, 5000'de 1'e doğru gidiyordu. Biz o zaman radyoaktif işaretlemeyle böyle taramalar yapıyorduk. Şeyi yakalar mıyız acaba diye knockoutları. Şimdi bu gerçekten bir imkan sağladı. Çok da basit bir şey aslında. Yani bir online bir program kullanarak bu gRNA dediğimiz guide RNA'ları tasarlıyorsunuz. Ondan sonra bir Cas9 enzimi var ki bunu da şimdi çok iyileştirmeye çalışıyorlar. Farklı çünkü hani off target yani hedef dışı etkileri de olabilir mi diye çok büyük tartışmalar vardı ama orada Çinliler birden bir insandaki manipülasyona gittiler. Tabii insanın kafası karıştı orada. Ama sonuçta hani bunun o kadar da güvenli bir şey olmadığı düşünülüyor. O yüzden ex vivo şu anda kullanılıyor ama çeşitli mutantlarını oluşturmaya çalışıyorlar insanlar. Farklı bakterilerden elde edilen Cas9'ları oluşturmaya çalışıyorlar. Bu şeyi yan etkileri düşürmeye çalışıyorlar. Yani insanda genetik manipülasyon yarından bile yakın gibi görünüyor şu anda. Ve şu anda da başladı aslında. Ex vivo'dan başlayarak da olsa başlamış durumda. Bu CRISPR-Cas9 ve başka yöntemler de var. Talen gibi. Bu gen düzenleme yöntemlerinin hayatımıza girmesi ve tedavi amacıyla da kullanılması söz konusu olacak gibi görünüyor. Bu bizim kendi deneyimiz mesela. Şu sırada gördüğünüz ATG geninin şu kırmızıyla boyanmış knockout'u, CRISPR'la knockout'u sonrasında etkileri görüyorsunuz burada. Ama öte yandan antikorlar tabii ki şu anda Türkiye'de de son 10 yılda birden farkına varılan hatta ilaç firmalarında çok çeşitli araştırma merkezlerinde geliştirmeye başladığı, uğraştığı konulardan bir tanesi. Antikorlar tabii daha çok şey yüzünden insanlar buna yoğunlaşıyorlar. Çok fiyatlı, yüksek fiyatlı yurt dışından gelirken normal bir ilacın belki 10-20 katı kadar belki daha fazla fiyatı olduğu için bunu Türkiye'de üretmeye yöneliyor insanlar. Bu çok güzel bir yaklaşım. Fakat burada tabii inovatif yeni hedeflerin de değerlendirmeye başlanması lazım. Biz bu açıdan otofajinin kanser ve stroma yani kanser tümör çevresiyle ilişkisi konusuna yoğunlaştık. Sanırım artık yani yaklaşık bir 8-9 yıl oldu. Bu konuyla ilgili yoğun çalışmaların gösterdiği şey tabii literatürde paralel olarak tümörün aslında tek başına olmadığı ve tümör dediğimiz şeyin kanser hücreleri dışında birçok hücre tipi içerdiği. Bunlar arasında fibroblastlar özellikle bizim ilgimizi çekti. Çünkü elimizde öyle bir imkan vardı. Fakat tabii monosit makrofajlar, işte çeşitli immün sistem hücreleri veya kök hücreler de bu yumağın içinde bulunuyorlar ve tümörün gerçekten şeyini etkiliyorlar. Yani gelişimini, oluşumunu, yayılımını, ilaç direncini her şeyi etkiliyorlar. Biz burada acaba otofajinin rolü var mı diye
bir soru sorduk ve oradan şu antikorlara da bağlayacağım. Şimdi mesela bu bizim kendi Güney Kore'deki bir arkadaşımızla Yoon Kyun Cho adlı bir hoca arkadaşla ortak yaptığımız bir çalışmanın ürünü bu. Şimdi burada bir biyoçip çalışması aslında. Yayın referansı burada, ilgilenirseniz okuyabilirsiniz. Bu bir biyoçip. Şurada şu işaretlediğim yerde bir tane kanser hücresi olması lazım. Şurada kırmızıyla gördüğünüz şey aslında kanser hücresi. Video çalışınca göreceksiniz. Etraftakiler de bu LC3 hatırlarsanız otofagozomları işaretleyen protein. O proteinin GFP yani yeşil fluoresan proteine füzyon hali. Nedir? Otofaji aktive olduğu zaman bu noktaların sayısı artacak. Bir bazal otofaji var tabii bunlarda, görüyorsunuz. Bazı hücrelerde bir noktalaşma var ama çok çok artıyor onlar otofaji aktive olduğu zaman. Şimdi sol tarafta kanser hücresi yok, sağ tarafta var. Şimdi çalıştırıyorum videoyu. Şu an mesela şuraya yoğunlaşırsanız buradaki noktanın etrafındaki hücreler öyle çok noktası şey olan değil. Sağ tarafta ise şu kanser hücresinin etrafında bir sürü böyle noktası olan hücreler oluşmaya başladığını görüyorsunuz. Tekrardan çalıştırayım. Sağa konsantre, şimdi solu görüyorsunuz önce. Burada çok fazla yok. Sağa baktığınız zaman etrafındaki hücrelerde bir sürü nokta olduğunu görüyorsunuz. Tabii biz bu biraz görselleştirmek amaçlı ama biz bunu tabii çok çeşitli şekillerde saydık ve inceledik. Mesela şu deminkinin bir fotoğrafı bu da. Kanser hücresi şurada. Yan tarafında otofaji aktif olmuş fibroblast hücresi. Yani kanser stroma ilişkisinde otofajinin rolü var gibi görünüyor. Özellikle biz kanser hücresi tarafından stromada aktive edilen otofajiye yoğunlaştık ve orada birçok faktör bulduk. Bunlardan bir tanesi bu yayında da yer alan TGF beta 1. Bu biliyorsunuz bir enflamatuar bir sitokin. Şimdi burada sağ tarafta görüyorsunuz bunu shRNA ile yine bu baskılayıcı RNA'larla baskıladığımız zaman TGF beta'yı kanser hücrelerinde, burada gördüğümüz stromadaki otofaji aktivasyonu, yani şurayı görüyorsunuz, şu kontrol, şu otofaji aktive olmuş. Burada yükselmiş otofaji. Fakat shRNA ile baskıladığımız zaman TGF beta'yı otofajın aktive olmadığını görüyorsunuz. Benzer şekilde antikor ilaçlarla paralel olarak öyle düşünelim. Yani bir bloke edici antikor kullandığımız zaman da tümörün salgıladığı TGF beta'ya bloke eden bir antikor orada da aktive olan otofajinin azaldığını görüyoruz. Yani otofajiyi biz tümör stroma ilişkisini antikorla etkileyerek otofajiyi, stromadaki otofajiyi baskılıyoruz. Bu neden önemli? Burada tabii çok vaktim yok ama biz bunun tümör metastazı ve yayılımı ile ilgili önemli olduğunu düşünüyoruz. Onunla ilgili çalışmalarımız da şu anda revizyon aşamasında. Umarım onu da bir sonraki toplantıda anlatma şansımız olur. Yani otofajinin burada bir rolü olduğuna dair verilerimiz var. Diğer bir örnek. siRNA, mRNA, microRNA özellikle dediğim küçük RNA'lar. Burada vücutta 3000 civarında microRNA olduğu biliniyor. Bu microRNA'lar böyle bir orkestra şefi gibi birçok proteini aynı anda kontrol edebiliyorlar. Bizim deneyimimiz yolak başına o kadar da bir orkestra kadar proteinin anahtar rol oynamadığı, birkaç proteinin aslında üzerine etkinin aslında bir ya da birkaç yolağı etkilediğine dair. Ama potansiyel olarak buna yüzlerce hedefleri olabiliyor. 100 civarında belki daha çok hedefleri olabiliyor. Bu microRNA'lar tabii bir işte İsviçre saati gibi, bunun çarkları gibi giden sinyal yolaklarını bir çarkı çıkarırsanız o yolağı baskılıyor, o proteini baskıladığı için çark ortadan kalktığında o yolağın değişmesine neden olabiliyor. Bu tabii bir hayal mi? Değil. Şimdi şu an kliniğe giren microRNA olmasa da siRNA dediğimiz bunlar si yani small interfering RNA. Yapıları aslında tamamen aynı. Küçük RNA'lar bunlar. Bu yapıda ilaçlar piyasaya sürüldü. Bir tanesi bunu Onpattro, diğeri işte bu Givlaari denilen. Daha kolay piyasaya girmeleri daha kolay olacağı için çaresi olmayan bazı genetik hastalıklara karşı geliştirdiler bunu. Alnilam diye bir firmanın bu. Burada mesela işte bu herediter transferitli mediated amyloidoz hastalığına karşı geliştirilmiş bir tane şey, siRNA. Diğer taraftan bu akut hepatik porfiri denilen hastalığa karşı geliştirilmiş bir siRNA. Bunlar hani gerçek ilaç bunlar. Şu an Amerika'da satılıyorlar. Türkiye'ye de getirilebilir diye tahmin ediyorum. Bunun birkaç tane daha var, bunun birkaç örneği. Ama Amerika'da yani bu küçük RNA konusunda çalışan bir sürü şirket var. Sayıları da işte 2000'li yıllardan itibaren giderek arttı. Ve bunların hedefleri çoğunlukla şey,
daha nadir hastalıklar ki orada hani orphan disease falan diye böyle bir hızlı bir FDA onayı alma şansları da olabiliyor. O şekilde şu an hayatımıza girmeye başladı. Tabii burada siRNA veya mikroRNA yapılması çok kolay bir şey aslında. Yani bunlar genelde işte 18 ile 21 baz arasında RNA parçacıkları. Çok da yani biraz daha iyileştirmek isterseniz bunların üzerine bazı modifikasyonlar yapıyorsunuz. Dirençlerini çünkü RNA'lar hani yıkıma hassas olduğu için dirençlerini artırabiliyorsunuz RNA'lara karşı. Asıl mesele aslında bunların taşıyıcıları. Şimdi taşıyıcı deyince şurada bir nokta bir duralım. Size BioNTech Pfizer aşısından bahsedeyim. Şimdi bu koronavirüsün şey proteini, surface proteini, S proteini, yüzey proteini. Bu işte yeşil olan ACE2 ile reseptörlerden bir tanesi aslında. Onunla ilişkisi yapısal olarak. Şu da aşının formülü. Bu yani ben hani bir ticari sırrı şey yapıyor değilim. Bunlar internette var ve yayınlarda da yer alıyor. O yüzden hani akademik ortamlarda rahatça paylaşılabileceğini düşünüyorum. Bir örnek olması açısından. Neden? Çünkü hani hepimize neredeyse ya birçoğumuza en azından verilmiş şeyler bunlar. Damarlarımızda gezen şeyler, gezmiş olan en azından bir süre içinde olsa. Şimdi burada tabii bir mRNA, haberci RNA var. Bununla ilgili tabii bunun geliştirme aşaması çok önemli tabii aşı geliştirme aşaması. Burada bu yüzey proteininin mesela 500'sü buna ne deniyordu Türkçesini unuttum bakın şimdi hocaya mahcup olduk. Cap diyoruz ama buna başlık mı diyorlar bilmiyorum. Yani bu cap başlık ile ilgili bazı özellikler var. Bunun çok önemli olduğu düşünülüyor. Buna ilgili çok yayın var. Diğer taraftan çeşitli gen parçacıkları koyuyorlar bunun stabilitesini ve ifadesini artırmak için. Öte yandan da bu iki tane mütasyon olursa yani doğal olan proteine değil de iki mütasyonlu proteine karşı geliştiriyorlar bu ilaçları. Moderna'nın aşısı da aynı şekilde. O mütasyonlar da S proteinini şu ACE2 ile füzyon haline getiriyor, o konformasyona getiriyor. Onun sayesinde daha immünojenik ve daha yani virüs tam girerkenki haline karşı bir immünolojik etki yaratılıyor. Bundan niye bahsediyorum şimdi, birden niye buraya atladım? Çünkü bunları yapmak aslında görece kolay. Bunlar da işte modifiye şeyler, UTP'leri işte M1YTP'ye çeviriyorlar bunlar. Metil pseudouridin 50 trifosfat. Ki şey sağlıyor o da işte stabilite sağlıyor falan bu mRNA'lara. Asıl olay paketlemede ve iletimde. Bunlar lipid nanopartiküllerle bunları iletiyorlar. O yüzden ben önüme gelen herkese hoş nanoteknoloji çağına hoş geldiniz diyorum. Gerçekten tarihte önemli bir kırılma. Belki hani ne bileyim ilk çağ, orta çağ ve nanoteknoloji çağı diye yeni bir çağa girdiğimizi düşünmek mümkün. Çünkü biz bunu hayal ediyorduk. Yani Erem Hoca'yla da konuştuk bunları, çok sohbet ettik. Yani nanoteknoloji hayatımıza girer, girmez, ne zaman girer, bu işte seri üretimler vesaire. Yani kimya teknolojisine çok daha girmiş durumda tabii yani endüstriye falan ama ilaç olarak bunlar ne kadar kabul görür görmez hep tartışılan konularlar konferanslarda da. Şu an tartışacak bir konu kalmadı sanırım. Çünkü artık yani milyarlarca insana artık bu enjekte edilmiş durumda bu taşıyıcılar. Alnilam'da demin bahsettiğim şu ilaçları kullanan Alnilam'da bu nanoparçacık şeylerin, lipid nanoparçacıkların geliştiricilerinden bir tanesi aslında. Birkaç firma daha var. Aslında şeyinki Kanada'dan gelen bir firmayla işbirliği. Orada da en kritik şey, buradakilerin hepsi bakkaldan ya da işte neyse biyoteknoloji firmasından alınabilecek şeyler bu parçacığı yapmak için. Moderna'da da bunda da bir tane lipid var. Doğada olmayan bir lipid bu. Patentli. O lipid komponenti hem stabilite sağlıyor hem yerişe faydası oluyor. O lipid komponentli patentli ve onu birkaç firma üretiyor ve dışarıdan almaya kalkarsanız Çinli firmalar falan satıyor ama yani 1 gramı 40 bin lira falan gibi. Çok şey, asıl kritik malzeme o yani. Bu şeydeki lipid. Ve bunu kullanıyorlar. Füzyojenik lipid diyorlar ona. Bunu kullanıyorlar bu yapılarda. Ama bunlar önünde sonunda yani içine RNA konmuş.
lipid nanoparçacıklar ve bunlar yaşamımıza girmiş durumda ve ticari olarak da birincisi zaten milyarlarca insan aşı olarak enjekte edilmiş durumda ama ilaç olarak da veya en azından ilk başta tümör immünolojisiyle ilgili onlar da yakında gelecek gibi görünüyor. Ama diğer taraftan da başka şey olarak da ne bileyim başka ilaçların taşınmasında zaten uzun zamandır kullanılan bazı parçacıklar vardı. Bu alerji tartışmaları da bununla alakalı lipide konjüge olan PEG'den kaynaklandığı düşünülüyor. PEG aslında bizim çok yoğun kullandığımız bir şey bu nanoparçacıklarda. Fakat lipide burada konjüge olan bu özel şeyin bu işte anafilaktik reaksiyonları tetiklediğine dair bazı veriler ortaya çıktı. Bazıları da yani pek zaten dondurmaya da konuyor. Onun zarar olmaz diyenler de var tabii. Onu belki isterseniz tartışabiliriz. Fakat bununla ilgili birçok yayın çıktı. Şeyin alerjik reaksiyonun özellikle buna bağlı olduğu, enflamasyonun buna bağlı olduğuna dair bu aşılara bağlı olan. Yani neyse bu sayfayı şöyle kapatabiliriz. Yani artık teknoloji çağında, nano ilaç çağında olduğumuzu belki düşünebiliriz ve bunun çeşitli uygulamaları eskiden yani eskiden dediğim bundan birkaç sene öncesine kadar böyle topikal uygulamalar ne bileyim işte deri uygulamaları ile ilgili olan birçok bu lipid nanoparçacıklar artık yani vücuda da enjekte edilmeye çok geniş bir şekilde başlandığı için onaylar da alındığı için herhalde önü açılmış durumda gibi görünüyor. Bir cümle daha söyleyeyim. Buradaki ilaç olan kısım aslında dediğim gibi üretimi çok basit ve çok ucuz ve çok esnek. Yani şimdi diyorlar yani bunun mutantlarına karşı da biz 3-5 ayda üretiriz bunun aşılarını falan diyorlar. Gerçekten de bunun yani sonuçta daktilo öyle yazar gibi şöyle yazmıyorsunuz da böyle yazıyorsunuz. Sonuçta onu çok esnek ve çok modifiye edilebilecek bir şey aslında bunun mRNA kısmı ilaç olarak aslında o kadar da yani emeği küçümsemek için demiyorum. Tam tersine hani yüceltmek için diyorum. Çok güzel bir fikir ve çok esnek bir ilaç imkanı da sağlayabilir diye düşünüyoruz. Ben şimdi bizim işlere geri dönersem, yani biz mikroRNA'ların ana temel mekanizmalarından yola çıktık. Otofaji kontrol eden mikroRNA'lar bu 2008 yılında benim asistanımın Hollanda Kanser Enstitüsü'ndeki bir arkadaş Ruben Agami ile onun laboratuvarındaki kütüphaneyi kullanarak yaptığı taramalardan ortaya çıkan mikroRNA'lar ilk başta. O mikroRNA'ların otofaji üzerine etki edip etmediğini taramayla ortaya çıkardık. Ve onlar otofaji regüle eden ilk mikroRNA'lar olarak literatüre geçti. Ve bu konuda biz dünyada bir şekilde tanınıyoruz. Orada bulduğumuz şey şuydu. Yani normalde otofaji aktive eden stres koşulları eğer otofaji kontrol edilmezse kontrolsüz bir otofajiye yol açıp hücreye zarar verebilirler. O açıdan bu stresler yani otofaji aktive eden stresler aynı zamanda mikroRNA'ların da düzeyini artırıyor. Otofaji kontrol eden mikroRNA'ların düzeyini artırıyor. Biz mesela MIR-376B'nin Beclin ve ATG4 üzerinden otofajiyi kontrol ettiğini gösterdik. Yayınlar burada inceleyebilirsiniz isterseniz. Bu kontrol aynı zamanda bir gaz ve fren mekanizması gibi oluyor. Stres otofajiyi aktive ediyor ama otofajinin kontrolsüz aktive olmaması için mikroRNA'lar da devreye girmiş oluyor. Böylece hücreye zarar vermeden onun faydasına olabilecek bir otofaji aktive olmuş oluyor. Bu şeyin mikroRNA'ların acaba biz ilaç direncine etkisi var mı diye araştırırken zaten otofajinin ilaç direncine etkisi konusunda birçok yayınlar var. Bu mikroRNA'ları verdiğimiz zaman otofajiyi baskıladığımız zaman bu ilaç direnç mekanizmasını da kırabildiğimizi gördük. Bu hücre deneyleri tabii. Yani MIR-376 mesela verdiğimiz zaman etoposit ilaç direncini, kimyasal kemoterapatik ilaç direncini kırabiliyoruz. Burada o mikroRNA'nın otofajiyi baskıladığını düşünerekten. Yani otofajiyi baskılarsak direnç kırılabiliyor gibi görünüyor. Biz bunu nasıl geliştirebiliriz diye düşünürken bazı yayınlara rast geldik. Şimdi diyorlardı ki mikroRNA'lar kan içinde daha çok bu egzozom denilen küçük kesiciklerin içinde yer alırlar. Serbest mikroRNA yoktur. Birkaç şeye rast geldik işte yayına rast geldik. Orada diyor ki yani sirkülasyonda diyor çeşitli proteinlere bağlı olarak bu mikroRNA'ların stabilitesi artabilir diyor. Bunlardan bir tanesi de AGO2 proteini. AGO2 aslında mikroRNA'nın bağlandığı ve mikroRNA etki mekanizmasının parçası. Ve bunun kanda olduğuna dair ve stabiliteyi arttırdığına dair veriler sunuluyordu. Biz bunu kendimiz bir deneyelim dedik. AGO2'yi ifade ettiğimiz zaman ve immünoprecipte ettiğimiz zaman gerçekten de AGO'ya bağlı mikroRNA miktarının arttığını görüyoruz.
Burada MIR-376B'ye bakıyoruz hep. Ve de ilginci yine bu rekombinant agoproteinini böyle bayağı şeyin laboratuvar masasının üzerinde bıraktığımız zaman 21 gün kadar şeyin RNA stabilitesini koruduğunu görüyoruz. Yani kontrole göre gerçekten önemli bir koruma sağladığını görüyoruz. Buradan yola çıkarak biz Funda Yağcıacar'la beraber bir nanoparçacık geliştirdik. Üzerine de agoyu yerleştirdik RNA taşıyıcı şey olarak, protein olarak. Şimdi burada tabii Funda'nın çok büyük katkısı var. O bunu spion dediğimiz bu süpermanyetik demir nanoparçacıkların, demir oksit nanoparçacıkların üzerine yüklemeyi önerdi. Çünkü bunun tabii çeşitli avantajları var. Mesela birincisi MRI ile, yani manyetik rezonans ile takip söz konusu olabiliyor. Bunu gösterdik. Yerel ısı tedavisi uygulanabiliyor. Bununla ilgili de çalışmalarımız oldu. Burada da bir şeyler görüyoruz. Yani yoğunlaştırılmış bir şekilde manyetik alana koyarsak bunları, bulundukları ortamı ısıtmaya başlıyorlar bu parçacıklar. Yani bir termal tedavi, hipertermi tedavisi gibi bir şey imkanı da sağlayabiliyor bunlar aslında. Ama bizim asıl ilgilendiğimiz bunu bir hedefleyelim demiştik. Burada klasik HER2 antikoru kullandık. Ama başka antikorlar da tabii kullanılabilir. Bu antikor sanki bir pool gibi, böyle posta şeyi gibi, hani arkadaşlara açıklamak açısından genç arkadaşlara hedefe doğru gönderiyor ve kanseri hedefliyor. Başka dokuları çok fazla hedeflemediğini ümit ediyoruz. Üzerine bir de kırmızı floresan boya koyduk ki bunları kırmızı olarak görelim diye. Göstereceğim size şimdi mesela patoloji slaytlarında falan bunların kırmızı olduğunu görüyoruz nanoparçacıkların. Bir de tabii Ago işte nanoparçacık üzerinde Ago bu asıl inovasyon kısmı belki de bu parçacıkların Ago'yu bir ilaç taşıyıcı veya genetik gen taşıyıcı araç olarak kullanmamız. Üzerinde de ilaç olarak şu anda bizim kendi bulduğumuz ve otofajiyi regüle ettiğini gösterdiğimiz ve patent aldığımız mikroRNA'nın konulduğunu görüyorsunuz. Biz bunu kırmızı olanlar şeyler, nanoparçacıklar. Bir de buna bir böyle afilli bir isim verelim dedik. İzil demir dedik adına da. İzil hani izlemekle alakalı. Demir zaten demir şey parçacık. Mir de mikroRNA'yı çağrıştırıyor diye. Bir de ben İzmirliyim. İzmir de çağrıştırıyor. O da benim kişisel şeyim. İzil demir parçacığı. Bunu enjekte ettiğimiz zaman farelerde oluşturduğumuz tümörleri gidip dolaşımdan doğrudan bulduğunu gösterdik. Hani bu belki çok heyecan verici bir şey değil ama HER2 pozitif hücreleri bulması, HER2 işaretli parçacıkların. Bizde tabii çok çeşitli şimdi o yaptığımız taramalardan çıkan bir sürü tümöre özgü yüzey molekülleri var. Onları da burada kullanabiliriz diye düşünüyoruz. Onu da biraz daha sonra gösterebilirim. Şimdi bu mesela patoloji kesitleri, bu tümörün kesidi. Şu maviler biliyorsunuz DAPI boyamasında çekirdekleri görüyorsunuz burada. Kestiğimiz zaman içinde izi demir parçacıklarını çok net bir şekilde kırmızı bir şekilde boyanmış olarak görüyoruz. Ve çok çeşitli organları inceledik. Hatta bu ICP denilen kimyasal analizleri de yaptık buradaki demir oranlarını görmek için. Çünkü demir oksit çekirdeği var. Demir miktarının da en çok şeyde arttığını gördük. Tümörde arttığını gördük. Ayrıca tümörün içinde de bu mikroRNA'nın MIR-376'nın düzeyinin de arttığını gösterdik. Dolayısıyla kontrollerde bakın bu yine LC3 boyamaları aktif olan otofaji yeşil boyamalar onu gösteriyor. MikroRNA'yı izil demirle verdiğimiz zaman otofajinin de baskılandığını görüyoruz büyük oranda. Ve burada ilaçlara hassasiyetin arttığını, direncin kırıldığını ümit ediyoruz. Onunla ilgili deneylerde de sisplatin de bunun adjuvan olarak kullanımının bir etkisi olabilir mi diye değerlendirdik. Yine oluşturduğumuz tümörde, insan tümörü bu şeyde, nude mice'da, tüysüz farede. Enjekte ettiğimizde tabii bu bir de klasik kemoterapi ajanlarının etkisini göstermek açısından da güzel oluyor. Yani bu tabii tırnağının ucundan sırtına her tarafına kadar yayılıyor bu kemoterapi ajanları vücudun üzerinde. Siz uzmanlarısınız tabii, bunu çok daha iyi takdir ediyorsunuz. Hedefli tedavinin önemini. Burada biz verdiğimiz zaman doğrudan şeye gidiyor, hedefe gidiyor ve oradaki konsantrasyonun çok daha fazla arttığını görüyoruz ve etkisinin yani lokal konsantrasyonun çok artması nedeniyle etkisinin daha da fazla olduğunu düşünüyoruz ve burada tümörün sisplatin tek başına sisplatine göre yok edilmesinde etkisinin çok daha belirgin olduğunu gösterdik. Yani bu hedefli tedaviler tümöre gidip de diğer dokuları etkilememesi açısından çok daha değerli gibi görünüyor. Özellikle kanser tedavisinde veya yan etkisi yüksek ilaçların hedefe yönelmesi diğer hastalıklarda da çok önemli olacak gibi görünüyor. Biz bunu aslında
bir şey yani şu şeyler de belki bunda faydalı olabilir. Bu işte aşılardan gelen parçacıklar veya işte hepimizin laboratuvarlarımızda geliştirmeye çalıştığımız bunun çok ilerlemesi gerekiyor gibi görünüyor. Yani kusura bakmayın ama yani kanser tedavisi biraz şu an hala bir taş devri döneminde gibi görünüyor. Klasik uygulanan tedavi yöntemleri ve formülasyonlar açısından. Yani bunu geliştirmemiz lazım gibi görünüyor. Yan etkiler çok yüksek çünkü. Bunu tabii bu bir kit olarak düşünülebilir. Bunun üzerine çeşitli hedefleyici moleküller koyabiliriz. Bu moleküller farklı tümörlere ve farklı şeylere yönlendirebilir parçacıkları farklı bölgelere. Ve tabii sadece mikroRNA değil, çeşitli işte mRNA'lar veya bazı ilaçlar bile buna yüklenebilir ve hedefli bir şekilde bunlar yönlendirilebilir. Ve buna ilgili tabii Türkiye'de çok yoğun çalışmalar yapan hocalarımız, arkadaşlarımız var. Sizler de bunların içindesiniz. Bunların çok önemli olduğunu ve inovasyonun da burada çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Son olarak bu belki biraz daha az bilinen bir konu ama bizim son dönemde ilgimizi çok çeken bir konu. Targeted Protein Degradation dediğimiz yöntemden bahsedeceğim. Hedefli protein yıkımı diye belki çevirebiliriz bunu. Bunlar, olay şu, şimdi demin bahsettiğim otofaji ve proteozom sistemlerini acaba kullanabilir miyiz ilaç şey olarak, ilaç etki mekanizması olarak diye düşünülüyor. Burada özellikle yani %99 çalışma ubiquitin proteozom sistemine yoğunlaşmış durumda. Ubiquitin proteozom sistemine hedefli bir şekilde proteinleri yönlendirirsek, çünkü normalde bunların proteinlerin buraya yönlenmesi için ubiquitinlenmesi gerekiyor. Ubiquitinlenmeyi sağlayan da E3 diye enzimler var. Yani E1, E2, E3 bir arada çalışıyor ve en sonunda E3 enzimi spesifik bir şekilde bu proteinin buraya girmesine neden oluyor, yıkılmasına neden oluyor. Şimdi ilaç firmalarının özellikle hep böyle baskı üzerine basarak söylediği ilaçlanabilir hedefler var. İlaç hedefi olamayacak belki hedefler var. Yani druggable veya non-druggable diye geçen. Sürekli bundan bahsediyorlar ilaç firmaları biliyorsunuz. Bunu kıran bir şey bu. Yani bunu artık kıran bir şey. Mesela transkripsiyon faktörü, ben bunu nasıl hedefleyeceğim? Yani bunlar zor konular, zor hedefler. Küçük moleküllerle özellikle bunlar hedeflenebilir mi, hedeflenemez mi? O yüzden çoğunlukla hani kinazlar, enzimler, onlara yoğunlaşmış durumda şeylerde. Yani druggable, G proteinler mesela falan, bunlara da yoğunlaşmış durumda ilaç sektörü. Fakat bunun tabii 3-5 senedir farkına vardı ilaç firmaları ve çok büyük ilaç firmaları dahil. Novartis gibi, ne bileyim işte Pfizer gibi falan şey gibi. Astra gibi. Bunların da bu konuyla ilgili çok yoğun aktiviteleri olmaya başladı. Şimdi bunun yani en dediğim gibi %99'u aslında PROTAC dediğimiz bir yöntem kullanılıyor. Bu Proteolysis Targeting Chimera, yani protein yıkımını hedefleyen hibritler ya kimerler ya da işte şeyler. Çift başlı moleküller diyebileceğimiz. Buradaki olay şu, demin dediğim gibi bir E1, E2, E3 enzim var. E3 ligaz, bu en son hedefe bağlanan ligaz. Bunun hedefle siz birleşme olasılığını artırırsanız, yapay bir şekilde ilaçla bunları E3'ü hedefle, yani şu hedef, şu E3, E3'ü hedefe yakınlaştırırsanız o zaman hedefin yıkımını kolaylaştırırsınız diye düşünülüyor. Burada bayağı yine küçük molekül ilaç kullanılıyor ama peptit kullananlar da var. Çok çeşitli yöntemler var ama PROTAC yöntemi daha çok bu küçük molekül için düşünülüyor. İki tane ilaç var yani. Bir tanesi E3'e bağlanan ilaç, ki bu E3'lerden de vücutta 700 civarında var protein olarak ve her birinin bir grup proteini hedeflediği biliniyor, düşünülüyor. Diğer tarafta da bu hedef moleküle karşı bir ilaç olması lazım ve ilaç geliştirmesi lazım. Araya da bir linker, yani bağlayıcı konuluyor. Şimdi bu molekül E3 ligaz ile hedef protein arasında köprü kuruyor ve E3 ligazın
şeye yaklaştığı için, hedefe yaklaştığı için bu hedefi ubiquitillemesini ve sonuç olarak proteozom hedefi haline getirmesini sağlıyor. Bu çok 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 sıcak konulardan bir tanesi şu anda ilaç araştırmalarında. Protek. Şurada mesela bir örnek görüyorsunuz. Bir tanesi bunun VHL adı verilen, bu hani meşhur hastalıklardan bir tanesi, genetik hastalıklar, von Hippel-Lindau proteinlerinden bir tanesi bu. E3 ligaz bu. Buna bağlanan bir kimyasal geliştiriyorlar. Diğer taraftan da şuradaki diğer hedefe bağlanan bir kimyasal var. İkisi arasında köprü kuruyor bu kimyasal, bu protek ilaçları. Ve böylece bu hedef proteinin seçici olarak yıkımına neden oluyor ve böylece ilaç etkisi gösteriyor. Bu ubiquitin proteozom sisteminin kullanılması. Tabii diğer yıkım mekanizması otofaji. Biz de şöyle bununla ilgileniyoruz. Bununla ilgili çok çok az sayıda yayın var. Acaba yani otofaji de bu şekilde hedefli yıkıma yönlendirebilir mi şeyleri, bazı protein veya yapıları? Tabii başta bahsettiğim gibi otofajin avantajı ubiquitin proteozom sisteminden farkı ya da diyebiliriz. Ubiquitin proteozom sistemi tek tek proteinleri hedeflerken otofaji büyük yapıları, organelleri, protein çökeltilerini, bunları hedefleme potansiyeline sahip. Acaba biz bunları otofagozomların içinde bir reseptör gibi veya bir ilaç gibi, mesela bu Japonların yaptığı bir çalışma, otofagozomlar üzerinde bir 8 nitro CGMP değişikliği olduğunu keşfetmişler. Ondan sonra ona bir molekül geliştirip onun sayesinde bazı hedefleri, işte bazı proteinleri mesela burada veya şurada gördüğünüz mitokondrileri bile hedeflemeye çalışıyorlar. Mitokondri işi biraz daha karışık anladım. Ama yani bazı proteinleri hedeflediklerini gösterdiler. Benzer şekilde bazı mutan proteinlerin de hedeflendiğine dair birkaç yayın var. Biz burada daha büyük molekülleri, daha büyük çökeltileri, ondan sonra yani sırf tek tek proteinler olmak zorunda değil, olabilir. Ama yani ubiquitin proteozom sisteminin yıkamadığı. Ona da OTAK demiş bu Japon grup. Yani Autophagy Targeted Chimera diye, Targeting Chimera diye. Bununla ilgili de çok yoğun çalışmalar var. İlaç firmaları da bununla da ilgilenmeye başladılar. Biz de bir COST grubunun parçasıyız bununla ilgili. İlgi duyuyorsanız isterseniz o COST grubuna da sizi yönlendirebilirim. Ben orada yönetim kurulundayım. Ama şeye açığız yani, yeni katılımlara da açığız. Grup başına yalnız bir kişi, bir hoca olarak katılırsa seviniriz. Orada da bağlantıya geçirebilirim. Yani bu protek, otek konusu da gelişen konulardan bir tanesi ve bununla ilgili çalışmalarımızı da başlatıyoruz biz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Burada tabii bir küçük molekül ilaçtan bahsediyoruz. Şimdi özetlemek gerekirse size kanser hücrelerinde otofajinin öneminden biraz bahsetmeye çalıştım. İlaç direnciyle alakalı. Bu otofaji aktivasyonu, yani tümörden bazı sitokinlerin de TGF-beta gibi salgılandığından bahsettim. Bunların naif fibroblastları aslında kanserle bağlantılı fibroblastlar oluşturma yönünde teşvik ettiklerine dair verilerimiz de var. Ve burada otofajinin de rolü söz konusu. Ve bu fibroblastlar tümörle bağlantılı, kanserle bağlantılı fibroblastlar kanser hücrelerinin yayılımını kolaylaştırıyor ve etkiliyor. Ve metastazı arttırdığını düşünüyoruz. Metastazda da bu dormancy, yani kanser uyku hali ve nükse neden olan konularda da otofajinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunlarla ilgili, dormancy ile ilgili sonuçları umarım önümüzdeki toplantılarda size daha ayrıntılı anlatma fırsatımız olur. Burada tabii otofaji mekanizmalarını da merkeze koyuyoruz. Kuttamın birkaç fotoğrafını göstereyim. Hastanenin içinde olan kuttam bu. Bir de Rumeli Feneri'nde de ayrı laboratuvarlar var. Burada 20'ye yakın tıp doktoru araştırmacı aktivite gösteriyor. Çok çeşitli ekipmanlar da söz konusu. Bunların tabii bir merkez olduğu için, yani işbirlikleri, özellikle şu an için işbirlikleri çerçevesinde, ama her zaman yani eğer ilgilenirseniz ben yardımcı olmaya çalışırım bağlantı kurmak açısından. Bir zebra balığı laboratuvarı da kuruldu. O da şu anda aktif hale geçmiş durumda. Hayvan laboratuvarı da Rumeli Feneri'nde yer alıyor. Çok çeşitli laboratuvar imkanları var. Burada bir de faz 1 klinik araştırma merkezi kuruldu.
O da şu anda aktif hale geçmiş durumda ve bazı ilaçlar test ediliyor. Burada da yine işbirliklerine gayet açık bir ortam var. Bunu da tavsiye ederim eğer böyle bir şey düşünüyorsanız. Zaten hastanedeki diğer araştırmalar yapılıyor biliyorsunuz. Siz de Hacettepe'de zaten çok güzel bir şekilde yapılıyor. Orada da öyle merkezler olduğundan eminim. Biz grubumuza tabii çok hevesli, motive, çok çalışkan ve çalışmayı seven bizim kadar zevk alan bu işlerden öğrencileri ve postdokları da bekliyoruz. Şöyle çok küçük de bir şey ilan edeyim. Önümüzdeki Temmuz başında, 2-5 Temmuz'da benim yönetim kurulunda olduğum International Cell Death Society, Hücre Ölüm Araştırmaları, yani Hücre Ölüm Derneği diyebileceğimiz, topluluğu diyebileceğimiz grubun bir kongresi olacak. 30'a yakın çok başarılı, çok çeşitli üniversitelerden, Amerika'dan, Avrupa'dan ve çeşitli yerlerden konuşmacı gelecek. Başlığı yani hücre ölüm araştırmalarının ve hücre ölüm çalışmalarının temel bilimlerden translasyonel tıbba doğru gidişi ve bunun geleceğiyle alakalı. Umarım bir kaza olmazsa yüz yüze bir toplantı planlıyoruz. Online toplantılardan bıktık artık. Hastanede olacak. O açıdan çok kontrollü ve güvenli, güzel bir ortamda yapacağız. Hepinizi bekleriz. ICDS'in web sitesinden takip ederseniz kayıtlarda yakında açılacak. 200 kişiyle sınırlandırmak zorundayız. Hastanedeki imkanlar biraz sınırlı. İmkanları konferans salonu açısından. O yüzden erken kaydolursanız katılımınızdan çok sevinç duyarız. Bu bizim laboratuvarda asistanlar, bu çalışmayı yapan, özellikle katkı sağlayan asistanlarımın adları ve işbirliği yaptığımız arkadaşlar. Bunlar sponsorlarımız. Onlara çok çok teşekkür ediyorum hepsine ve sizlere sabrınız ve ilginiz için teşekkür ederim. Sağ olun.